Skorda dengeli olarak görüyoruz. 7 oyuncudan skor bulduğunu görüyoruz ve 3. çeyreğe Fenerbahçe başlayacak. Angel McCautry ile. Birsel Vardarlı. Devriye Yılmaz elinden kaçırdı topu. Sonrasında top kaybı. Işıl Alben. Kolay bir top kaybı daha oldu. Kina Charles. Şutu buldu, kullandı. Atışı isabetsiz oldu. Nevriye hatasını affettirdi. Rebound'u aldı. Şimdi Penny uzun vurarak kesmedi. Çembere kadar gitmek istedi ama o da topu kaybetti. Sonra topu çalmak isterken foul yaptı. Şimdi burada hep bunlar Penny gibi bu kadar deneyimli ve tecrübeli bir oyuncunun bunları yapmaması lazım. Çünkü kümelenmiş orada 3-4 tane oyuncu var. Onların arasına girmek. Bak, 2 tane top kaybı. Tabii sakinlik ve sükunet çok önemli. 26 saniyede 2 top kaybı oldu. Bahar Çağlar. Prince dribbling'e devam ediyor. Tina Charles devrildi aşağı. Adam tercih etmedi. Bahar Tekin'e jump aldı. Atışı isabetsiz oldu. Rebound'ı Ivan aldı. Sonrasında Birsel. Şimdi Angel. Angel çembere doğru gitti. Yine bir temas var. Kesmedi. Sayı üretti. 42-38 Fenerbahçe. Işıl Alver. Çok güçlü bir kız. Alıyor, sürüklüyor, götürüyor. Kavrazik, Bahar. Işıl. Aşağıda müthiş bir mücadele var. Tina Charles istedi. O da savunuyor onu. Top kaybı olabilirdi. Son anda Tina Charles topun hakimi oldu. Bahar Çağlar birebir oynayacak ama öncesinde Nevriye foul yaptı. Atıştan önce Nevriye'nin de ikinci foul oldu. Bütün olay orada bir boksör gibi hep geriye stansın olacak. Belli bu sol taraftan gidecek bu kız zaten. Bir kere iki dört yani. Prince. Charles. Işıl. İki takımda durağanlar. Fenerbahçe savunmada, Galatasaray Medikal Park hücumda. Bir saniye kaldı ve 24 saniye sonuçlandı. 24 saniye Galatasaray Medikal Park topu çembere evet. Atamadan bitti. Bu iyi müdafaa oldu. 1,5 dakika geride kaldı 3. çeyrekte. 42-38 Fenerbahçe üstünlüğü devam ediyor. Nevriye Yılmaz, Penny Taylor, Angel McCautry çembere baktı. Üçlüyü gönderdi göbeğine. Bir anda farkı Fenerbahçe 7 sayıya çıkardı. Şu anda maçta olan en fazla farkı yakaladı. Işıl Alden, Kina Charles, Bahar Çağlar, Ekpali Prince. Kina'ya yine indi top. İvan her zaman kilo arkasında. Kina ikinci fake sonrası atışı isabetli oldu. Aslında iyi de savunma yaptı İvan orada ama. Birsel. Birsel devam ediyor dribbling'e. Tabii kesmeyecek dribbling'i. Şimdi aşağıda Ivan'a boştu. O Angel tercih etti. Angel çizgi tarafından gitti. Ivan ayı düşündü. Elden ele seklen top. Sonrasında bir foul düdüğü Nevriye için kötü haber. Üçüncü foul oldu. Kolay bir top kaybı daha. Şimdi Angel şunu bilmesi lazım. Angel'ın sağ taraftan penetreleri çok mükemmel, çok güçlü. Ama soldan, sol elini kullanmakta biraz sıkıntı çekiyor. Onun için orada dışarıya çıksa daha faydalı olur. Penny'nin de bu müdahalesi foul getirince Penny de üçledi. Dördüncü takım faul oldu. İki buçuk dakika geride kaldı. Çünkü çeyrekte Nevriye ve Penny üçer foul. Galatasaray Medikal Park'ta Tina Charles ve Bahar Çağlar'ın üçer foulleri var. Taurasi. Kesmedi. Stop çevirmişti. İsabetli. 45-42 Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin 7-0'lık serisinden sonra Galatasaray Medikal Park'ın 4-0'lık serisi geldi. Burada şovaplarda geç kalıyor uzunlar. Penny. Perdeyi kullandı. Çembere doğru gitmek isterken Bahar Çağlar 4. foulünü yaptı. Hayır, düzeltiyorum. Bahar Çağlar'ın ilk foulü Şaziye ve Tina Charles'ın üçer foulü vardı ve Nevin ilk kez oyuna giriyor Fenerbahçe için. Uzun zamandan beri Nevin ilk defa Nevin'in sağda giriyor. Nevin'in gelince tabii. Evet. Koç Dikele Kulas çözüm üretmeye başladı. Doğru kararı verdi. Penny. Birsel. Birsel. Son 6 saniye hücum süresi için.
Çembere bakmak lazım. Ivana fake'ine cevap aldı. Ekstra pas. Birsel. 3 sayılık atışı isabetli. Tam 24 saniye süresi biterken Birsel Vardarlı çemberi gördü. Atışı isabetli. 48-42. 2'ye getirdi skoru. Tavrazi. Tavrazi kendisi oynayacak. Penetre pas. Bahar Çağlar boş şutu buldu. Atışı isabetsiz. Ters taraf. Angel. Angel şimdi ortaya girdi. Angel Birsel'i buldu. Sol forvetten Birsel sağ haliyle kaçırdı. Birsel. Biraz daha içeriye bıraksa. Prince bu kez o getirdi kendi çemberinden. Fenerbahçe çember altına kadar. Kısa. Tina'nın atışı isabetsiz ama hücum reboundu. Etfali Prince'in atışı isabetli. Ya buralarda sakin olmak lazım. Çok fazla hani gaza gelmemek lazım tabir yerindeyse. Evet. Sakin kalmak lazım. 48-44 Fenerbahçe. 6 dakika kaldı. Üçüncü çeyreğin sonuçlanması için. Öne geçtikçe oyunun kontrolünü bırakmamak lazım. O zaman rakip müdafaa hatası yapacak. Bu 2 kere 2-4 yani. Davrazi'nin faulü. Şazi İvegin oyuna giriyor. Işın Alman bench'e gidiyor Galatasaray Medical Park'ta. Fenerbahçe İvan Amatoviç'le başlayacak. Şu anda Prince 1 numara kaldı. Galatasaray'ın point guard olarak sahada. Ivana. Cross pass. Angel. Angel hatalı yürüme yaptı. Çok kolay top kayıpları. Efani Prince. Charles. İyi bir vektör buldu. Tavrazi bitirdi. Farkı da 2 sayı indirdi Galatasaray Medical Park. Penny Taylor. Kendisi oynadı. Tina Charles'ın üzerinden atışı. Son anda isabetsiz ama İvan'a üçüncü bağlandı. İkinci atışı isabetsiz. Penny Taylor. 3 sayılık atış göbeğine. Fenerbahçe 2 hücum üst üste bulamayınca skoru. Penny üçlükle işi çözdü. Ama zannediyorum kaşındaki problem devam ediyor. 5 sayı fark var. Tavurazi hemen cevap verdi. Parti ekran 2 sayı yayındı. Yalnız Penny iyi tutamıyor Tavrazi'yi. Angel'la bence değişmeleri lazım. Ivana aşağıda Angel istedi. Ivana 3 sayılık atışı da isabetli. Maç bir anda 3 sayılıklar savaşına döndü. Penny ve Ivana Tavrazi'ye Galatasaray'da. Fark tekrar 5 sayı. Prince. Bahar. Şaziye. Bahar. Bomboş kaldı. Atışı isabetsiz oldu. Penny elini uzattı. Angel dansı. Yine Prince aldı arada o topu. Prince 2'dir orada. Sürprizlik vaziyeti görüyor. Prince. Şaziye tehlikeli cevap aldı. Çizgi tarafından sıksa ama hücum ribaundu Bahar'da. Yine Galatasaray Medical Park hücumu. Top kaybı. Birsel boş turnikeye atacak. Birsel boş turnikeye attı. 56-49 ve mola geldi Ceyhun Yıldızoğlu'ndan. Fenerbahçe bir anda önce Pelin'in 3 sayılık atışı arkasından Tavrazi'nin cevabına İvan'ın cevabı ve bir top kaybı konusu boş turnike farkı 7 sayıya çıkardı. Evet, bu Birsel'in hayatta attığı en kolay top turnikedir ha. Aslında Efali Prince de muazzam bir defar attı orta sahadan yetişmek için evet. Ama Birsel de bir an bastı freni orada bir yavaşladı şöyle. Bence şu anda Tavrasi'yi coşturmamak lazım. Çünkü iyi atmaya başladı. Burada yapılacak iş Angel'la değiştirmek. Angel'ın faul problemi nedir bilmiyorum. Yani kaç faulü var? Bu arada biraz önceki pozisyon, Birsel'in boş turnike attığı pozisyon ekranlarımıza bir kez daha geliyor. Ki öncesinde Bahar'ın atışında Ivana'nın yine müthiş bir savunma yaptığını söylememiz lazım. Ivana özellikle ikinci yarının başından itibaren bütün şutlara el gösteriyor. Zaten evet. Uzun ve kalın bir oyuncu. Dolayısıyla savunmaları çok faydasını görüyor Fenerbahçe. Angel'ın galiba 2 faulü var. Onun için evet. Angel'la biraz Penny'yi adam değiştirmekte fayda var gibi mi geliyor ama tabii bu koçum bileceği iş, benim konuşmam yanlış olur. 56-49 Fenerbahçe üstünlüğü devam ediyor. 4 saniye kaldı 3. çeyreğin sonuçlanması için. Fenerbahçe'nin en skor 2 oyuncusu çiftlerle rakamlara ulaşan Angel McCauthey ve Ivan Amatoviç ikilisini görüyoruz. Galatasaray Medical Park'ta da Tina Charles ve Dayana Tavrazi. Bola sonrası Galatasaray Medical Park hücumu. Ekfali Prince. Şaziye sol forvete çıktı, pası aldı. Penny'i takip etti onu. Şaziye
Orada takılmamak lazım ama takılınca atışı buldu ama isabetsiz oldu. Birsel top kaybı olabilirdi. Son anda topun hakimiyetini sağladı ve şimdi ön sahaya geçti. Bola sonrası Zanet Aman oyunda Fenerbahçe'de. Penny Taylor, Angel çıkmak isterken faul yapan oyuncu Taurazi. Bu daha yeni değil aslında, daha önce de aynı şeyi ilk defa Rüştü kaçırmadı. Taurazi'nin üçüncü faulü oldu. Penny ile başlıyor Fenerbahçe Galatasaray Medikal Park çemberi altından. Boyalı bölge, Zanet Amayen'den dışarıya pas, Birsel. Birsel çembere baktı. 5 saniye kala. Üçlüğü gönderdi göbeğine. 59-49. Fark ilk defa çift aynı rakamlara çıktı. Ekpani Prince. Kina Charles. Angel Taurazi savunuyor. Kina Charles zor atışa zorladı onu. Zane. Nevriye topu kaptı. Birsel. Şimdi akıllı hücum etmek lazım. 4'e 3 var. Zane'yi buldu. Zane bomboş çembere gitti. Zutuki'yi bıraktı. Fark 12 sayıya çıktı. 61-49. Taurazi. Taurazi kendisi oynayacak. Melisa Can'ı buldu. Melisa Can'ın atışı uzun süre sonra Galatasaray Medikal Park skor buldu. 61-51 Fenerbahçe. Birsel Vardarlı. Zanet Amane. Nevriye Yılmaz. Birsel boşa çıktı. Çembere baktı. Üçlüğü gönderdi. Bu kez isabetsiz oldu, reboundu. Tina Charles yaptı. Sonrasında Efe Prince. Şimdi basket yememek lazım işte. Taurazi alır almaz çembere üçlüğünü gönderdi. İsabetli bir atış. Farkı 7 sayıya indirdi. Galatasaray Medikal Park Taurazi'nin 3 sayılık isabetli atışıyla. Değişiklik yaptılar adam ama Angel'ın biraz daha dikkatli olması lazım. Angel. İki kişinin üzerinden atışı isabetli. Angel hemen cevabı verdi. 63-54 Fenerbahçe. Taurazi. Bu iş Angel Taurazi savaşa dönecek gibi gözüküyor Batur abi. Foul düdüğü Zanet Amane için mi? Evet, Zanet Amane için. Ve iki atış kullanacak şimdi. Diana Taurazi çizgiye giderek. Işıl Albert oyuna giriyor. Şaziye İlegül bence gidiyor Galatasaray Medikal Park'ta. Şimdi şu periyotta Taurazi coştu. O coşkunluğunu indirmek lazım. Onun için hücumda ona foul yaptırmak lazım. Taurazi'nin ilk atışı isabetli. İkinci atışta da isabet var. 63-56 Fenerbahçe üstünlüğü devam ediyor. Nevriye topu getirdi. Penny'i buldu. Penny iki kişinin arasına girdi. Top kaybı oldu. Bir hatalı yürüme. Ekpani Prince'den Penny'nin hatasına. Ekpani Prince hatayla cevap verdi. Fenerbahçe'nin bu kolay top kayıplarına dikkat etmesi lazım artık. Maçın sonu geliyor. Yani maçın başından beri çok kolay top kayıpları yapıyor Fenerbahçeli oyuncular. Yani şu periyotta Taurasi 12 sayı üretti. Yani dediğim bu. Bunu azdırmayacaksın bu oyuncuyu. Birsel Vardarlı. Nevriye Yılmaz. Penny Taylor bomboş kaldı. Üçlüğü gönderdi göbeğine. 66-56. Fark yine 10 sayıya çıktı. Şural Ben. Yine Penny aldı şeyi Taurasi'yi. Kina Charles. Taurazi Penny'nin yanından kesmedi, skoru buldu. Bu arada Taurazi oyunun başlamasına engel oldu ama Semih Vural hakem arkadaşımız devam edin dedi sadece. Halbuki burada bir oyuncu topa dokunan oyuncuya uyarı gerekiyor. Şimdi koça geldi Semih Vural. Önce Ceyhun Yıldızoğlu'nun yanına geldi. Topa bir daha dokunursa oyuncunuz dedi. Teknik faul vereceğim. Sonra döndü Fenerbahçe bencine de. Hazır Galatasaray bencine söylemişken size söyleyeyim dedi. İşte pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Sayı sonrası Nevriye topu aldı. Ama Nevriye'nin elindeki topa işte şimdi Diana Taurazi dokunuyor. Sokak basketbolunda böyle şeyler olabiliyor tabii. Zanet Amane. Nevriye Yılmaz. Angel aşağıda yerini aldı. Birsel vazgeçti. Birsel üstüne gitti. Nevriye'yi buldu. Nevriye bitirdi. Nevriye Birsel anıldı bir şirketi. Prince. Penny var karşısında. Prince çizgiden gitti. Tina Charles'ı buldu. Atışı kaçırdı Tina Charles.
Orada müthiş bir mücadele sonrası Penny geçmek isterken Işıl faulü yaptı. Galatasaray'ın dördüncü takım faulü oldu. Işıl'ın da üçüncü faulü. Son 58 saniye üçüncü çeyrek için. Dirsel Vardarlı. Devriye Yılmaz. Penny Taylor. Devriye bomboş kaldı. Geçmek ister. Yapma ya. Yapma Devriye ya. Ya zaten belki gösterdiğin zaman uçtu. Altına gir tutar. Zannediyorum takım olarak 12. ya da 13. top kaybımız oldu. Işıl Alber. Kinaçaz. Taurazi. Işıl Alber. Kinaçaz. Devriye var arkasında. Boş oyuncuyu buldu. Prince'in atışı isabetli. Farkı 7 sayıya indirdi. Efari Prince 3 sayılık atışıyla. Şimdi oyun süresiyle hücum saati arasında 3 saniyelik bir fark var. Penny Taylor. Zane Samane. Penny Taylor. Daha çok var hücum için. Devriye aşağıya indirmek istedi. Faulü yaptı. Efari Prince Angel'a. Angel çizgiye gidecek. Prince'in de 3. faulü oldu. 68-61 Fenerbahçe. Son 12 saniye 3. çeyrekte ve Esmeral Tunçluer oyuna girecek. Penny Taylor bence gidiyor alkışlarla. Akılcı bir dinlendirme. Penny ilk yarıda 4 sayı üretmişti. Şu anda 10 sayıya ulaştı. Evet. Angel ilk atışı isabetli. Angel'ın ikinci atışı bu kez isabetsiz. Rebound'u Melisa Can aldı. Şimdi güçlük yememek lazım. Prince son 8 saniyenin süresi için. Meral savunuyor Prince'i. Meral içeri doğru geçmesine müsaade etti ve top kaybı geldi sonrasında. Üçüncü çeyreğin sonu. Fenerbahçe 69, Galatasaray Medikal Park 61. Müthiş bir üçüncü çeyrek izledik. Evet. Fenerbahçe'nin üçüncü çeyrekte 29 sayısı var. Bunun karşısında çemberinde gördüğü 23 sayı var. Çok skorlu bir çeyrek oldu. Evet evet. Bu biraz savunmalar gevşedi. Ya üçlüklerin savaşı